Organizatör ve müzik yapımcısı Hasan Bora ile yakın ilişkileri bulunan Abdullah Uçmak, Adana'nın Kadirli ilçesinde yaşayan bir kabadayıydı. Yıllar sonra adını çok sansasyonel bir şekilde duyuracak bu gözü kara adam, ilk olarak İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunacağı iddiasıyla 20 adamıyla birlikte gözaltına alındığında gündeme oturmuştu. Aslında Tatlıses'le aralarındaki ilişki çok ilginç ve eskiye dayanan karmaşık bir husumete dayanıyordu. Olayların baş aktörü Hasan Bora, İbrahim Tatlıses'in keşfedildiği yıllarda hem çok yakın arkadaşı, hem de menajeri ve akıl hocasıydı. Kılık kıyafetinden altın dişlerini çektirip porselen yaptırmasına, eğitimsiz olduğu halde TRT'de türkü okuyup tanınmasına, filmlerde oynayıp büyük gazinolarda çalışmasına sebep olanlardan da biriydi aynı zamanda. Tatlıses iyice ünlenince Hasan Bora'ya çok fazla ihtiyacı kalmamış ve ona bir anlamda sırtını dönmüştü. Bu yüzden Hasan Bora onu vefasızlıkla suçlamış ve her yerde onun hakkında konuşmaya başlamıştı. Böylece araları giderek daha da açılmaya başlayacaktı. 1998'de Burhan Bayar, kurulan İDOVA'ya genel müdür olması için organizatör Şule Çatak'a teklif götürmüş, o da kabul etmişti. Ancak daha önceden onunla çalışan Hasan Bora da kendisiyle tekrar çalışması için teklif yapmış ve kabul görmemesi üzerine yine onun iddiasına göre adamlarıyla çalıştığı ofisi basarak kendisine silah çekmişti. Ancak araya girenlerle kurtularak masanın altına girerek saklanmıştı. Hasan Bora ise bu olayın o zamanki asistanı Şule Çatak'ın kendisine 50 bin lira borcunu ödemeden İDOVA'ya geçmesi yüzünden olduğunu söylemişti. Alacak verecek davası iki tarafın da kontrolden çıkmasına sebep olmaya başlamıştı artık. Bir süre sonra Bora'nın müzik şirketi Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, kardeşi Hüseyin Tatlı ve adamları tarafından basılmıştı. Olay olduğu sırada kendi deyimiyle iftarını açmak için oruçlu ağızlı orada bekleyen Abdullah Uçmak da silah sesleri üzerine hareketlenmiş ve kendi de bacağından vurularak yaralanmıştı. Böylece 13 yıl sürecek husumetle başlamış, hiçbir şeyden habersiz kana akıtılan bu adam işi kan davasına çevirip intikamı alacağı gün için yaşarcasına pusuya yatıp sabırla beklemeye başlamıştı. Tam bu sıralarda bir program çıkışı 22 Ağustos 1998'de İbo'nun aracını Abdullah Uçmak tarafından pompalıyla ateş açtırılarak kurşunlatılmış, Tatlıses ve yanındakiler bu saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Abdullah Uçmak neden böyle bir girişimde bulunduğunu 23 Ocak 1998'de Arena programında bir açıklamış, yapılan röportajda Tatlıses'e yapılan saldırıyı onun mu yaptırdığını sormaları üzerine olaydan haberim yok. Ben Adana'daydım. Olayı yapanlar benim arkadaşlarım. Bu olayı gerçekleştirmeleri lazımdı. Tatlıses belki de o olayda ölebilirdi. Yanında masum kişiler olduğu için arkadaşlarım o olayı sonuçlandırmamıştı. Ben arkadaşlara sordum neden vurmadınız diye. Onlar da abi yanında bayan vardı vurmadık. O nedenle sadece uyarı amaçlı ateş açtık dediler. O iki arkadaşımızın kanını akıttı. Onun da kanının akması gerekir. Çıkıp televizyonda şov yaptı. Ben vurdurdum diye. Bunların Hasan Bora ile aralarında husumet varmış. İftar zamanı Bora'nın yanına gitmiştim İftarı açmak için. İftara zaman kalmadan aşağıdan silah sesleri geldi. Aşağı indiğimizde 4 adam silahlı şekilde ortalığı ateş ediyordu ve arkadaşlarımızı vurmuşlardı. Yine bu saldırılar daha nereye kadar sürecek diye sorulması üzerine onu Allah bilir. Ta ki İbrahim Tatlıses'in kanı akana kadar. Onun ölüp ölmeyeceğini Allah bilir. Sebepsiz yere 2 adamı vurdurdu. Husumet varsa Hasan Bora'yı vur. Ne diye masum insanları vurduruyorsun? Sonra televizyonda çıkıyor, benim yeğenlerim var falan. Herkesin kendine göre çevresi var. Spikerin son nokta nerede olacak diye sorması üzerine bilmiyorum artık nerede olacak. Tatlıses'in de etrafında silahlı adamlar var. Ne olacak? İlk kanı kendileri akıttı. Ben kendisini tanımam. Biz kendisini sanatçı olarak biliriz. En azından bizden özür dileyebilirdi. Ama o televizyonlara çıkıp hava yaptı diye cevap vermişti. İbrahim Tatlıses'e kendisine neden böyle bir saldırı olduğu sorulunca Tatlıses Hasan Bora'yı kastederek şunları söylemişti. Pis bir adam. Adını bile ağzına almak istemiyorum. O adamdan cereyan ediyor. Bizim depoya gidiyor, kadına silah çekiyor. Bizim çocuklar oraya gitmelerinin sebebi bu adamın benim yazıhaneme gelip silah çekmesi nedeniyle. Orada vurulan çocuklara gelince ne ben onları tanırım ne de oraya giden benim çocuklar tanır. Olay günü telefon açtım ne oldu diye. Abi iki yaralı var, ölü de olabilir dediler. Ben beynimden vurulmuşa döndüm. Yaralı her şekilde kurtulur ama ölüye yapacak bir şey yok. Allah'tan kurşun kalbinin üzerinden çıkıp gitmiş. Bir arkadaş da ayağından yaralanmış. Az önce o pislik dediğim adama nedir o yaralıların durumu, masrafını karşılayayım dedim. Onlara 10 bin dolar gönderdim. Eğer o arkadaş yaşıyorsa yatsın kalksın bana dua etsin. Çocukları zor frenledim. Çocuklar yoksa orayı havaya uçururdu. Bunu onlar da bilir. Ben kimseye kesin asın demem. Ben duygusal adamım. En son çocukları yanımdan kovdum bu nedenle. Onlar bu olayı benden habersiz yapmış. Ben duygusal adamım. Bu olaylara girme. Bu olaylardan sonra hasta olan Hasan Bora evinde kendisini ziyaret eden Tatlıses'le barışmış. Ancak onların barışması bizi ilgilendirmez. Benim kanım döküldüyse İbo'nun da kanı dökülecek diyen Uçmak iki tarafa da kinlenmişti. Bunun üzerine bir de para meselesi eklenince Hasan Bora ve Abdullah Uçmak'ın arası bozulmuş
Bu sefer de boru ayağından vurularak yaralanmıştı. Uçmak 2003 yılında yine Kalaşnikovlarla yakalanarak tatlı sese silahlı saldırı düzenleyeceği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 2004 yılında ise Nuri Sesi Güzel aracılığıyla hiçbir şey olmamış gibi uçmakla barış yemeği yiyen tatlı ses olayı tatlıya bağladıklarını ve şikayetçi olmadığını belirtmişti. Bunun üzerine uçmak ve adamları yargılandıkları davadan 2004 yılında beraat etmişti. Ancak barış yemeğinde dahi uçmak tam anlamıyla tatmin olmamış bir görüntü çizmiş ve hala daha tehditkar bir üslupla konuşarak ileride yapacağı eylemin sinyallerini vermişti. Tatlıses'in iddiasına göre daha sonra uçmak kan parası olarak yüklü miktarda kendisinden haraç istemiş, vermemesi durumunda onu vuracağı yönünde tehditlerde bulunmuştu. Uçmak Tatlıses'i ölümle tehdit ederek haraç istediği iddiasıyla yargılandığı davada mahkemeye götürülürken Tatlıses'e ve arkasında olduğunu iddia ettiği mafya babalarına ağır küfürler etmiş ve onu kazığa oturtacağını söylemişti. Yine karına kurşun sıkacağına bana kurşun sık, karı gibi gelip de şikayetçi olma, mermiyi bana atacaksın ulan çakal diye küfrederek ulu orta bağırmıştı. Tatlıses'in şikayetçi olması üzerine tehditler sebebiyle 7 yıl cezaevinde yatan uçmak saldırıdan 6 ay önce Eylül ayında cezaevinden çıkmıştı. Tatlıses'i öldürmek için gün saydı hapishaneden çıkar çıkmaz hemen yaptığı planlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Tarihler 14 Mart 2011'i gösterdiğinde Tatlıses, Deniz Seki ve Kutsi'yi konuk ettiği Beyaz TV'deki İbo Show programını 1 saat erken bitirmiş ve programın yapıldığı Maslak'taki Nurol Plaza'nın lobisinde dinlenmeye başlamıştı. Gece 12 sularında plazadan asistanı Damla Buket Çakıcı ile birlikte çıkmış, bu sırada kapıda kendisini bekleyen iki erkek hayranı ile birlikte fotoğraf çektirmişti. Burada bir süre zaman kaybeden Tatlıses, daha sonra aracın ön koltuğuna oturmuş, basın danışmanı da arka koltuğa geçmişti. Şoförü Hakan Çalışkan'ın kullandığı Mercedes hareket ettiği sırada 20 metre uzakta bekleyen, şimdi 3 kişinin bulunduğu gri renkli Fiat Linea da harekete geçmiş ve direksiyonu Mercedes'in önüne kırmıştı. Linea otomobilin açılan sağ ön camından İbrahim Tatlıses'e doğru Kalaşnikov'la yaylım atışı açılmış ve daha sonra araç hızla oradan uzaklaşmıştı. Kalaşnikov'tan çıkan 11 çelik başlıklı merminin 4'ü otomobile isabet etmiş, kurşunlardan biri sağ ön koltukta oturan Tatlıses'in sağ şakağından girip alnının üzerinden çıkarken biri de sol arka koltukta oturan asistanı Çakıcı'nın boynuna saplanmıştı. Olayı yapan zanlılar Tatlıses'in zırhlı araç kullanabileceğini düşünerek çelik başlıklı mermiler kullanmıştı. Ancak Tatlıses o gün zırhlı aracını kullanmadığından saldırının etkisiyle haliyle daha fazla olmuştu. Araç içinde bulunan Buket Çakıcı'nın boynuna isabet eden kurşunun etkisiyle çığlık atması üzerine şoför sağ koltukta oturan Tatlıses'in kafasından kan geldiğini görmüş ve hemen ilk şoku atlatarak panik yapmadan Özel Levent Hastanesi'ne doğru hareket etmişti. Burada Tatlıses 15 dakikalık ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra yapılan operasyonla yakalanan Abdullah Uçmağ silahlı örgüt kurmak ve İbrahim Tatlıses'e yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 36 yıl 6 ay hapis cezası verildi.